大家好，欢迎来到我的新视频。我今天想要和 If you want to learn Chinese, watch this video. Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Az önce de belirttiğim gibi bugün Çince'yi merak edenler için bir video hazırladım. Yaklaşık 2 sene önce bu tarz bir video çekmiştim ama bugünkü videomda biraz daha detaya girmeye karar verdim. Biliyorsunuz bu çok derin ve çok geniş bir konu. O yüzden ben elimden geldiğince en önemli noktalardan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar, bilmemiz gereken en önemli şey Çince'nin bir alfabesi yok. Şimdi bu ne demek? Yani bizdeki gibi ABC olayı yok. Hani şunu yaz, bunu yaz, ismimi Çince yaz falan diyemiyorsunuz. O bize karışık kurşuk gelen şeyler var ya, onların her biri birer karakter. Yani birer cümle, sıfat, fiil, aklınıza gelebilecek her türlü sözcük bu tarz karakterlerle resmedilmiş. Bu yüzden kalkıp yeni bir kelime, yeni bir karakter oluşturamıyorsunuz. Dil belli başlı karakterlerden ve bu karakterlerin oluşturduğu farklı tonlardan oluştuğu için sonradan dile giren yabancı kelimeleri de fonetik olarak en uygun şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili örneği birazdan vereceğim. Bu karakterler ise Çin'de, yani o coğrafyada yıllar önce günlük hayat yansımalarından oluşmuş. Yani bir nevi resmetmişler diyebiliriz. İlk örnek insan karakteri antik Çin'de şöyle resmedilmiş. Sanki tarlada eğilerek çalışan birinin resmi gibi. Günümüze kadar da şu şekilde yürüyen bir insan şeklinde gelmiş. Kollarını iki yana açmış insan ise büyük demek. Diğer karakterimiz ağız karakteri. Görüyorsunuz ağzını kocaman bir şekilde açmış birine benzetildiği için böyle bir karakter yapmışlar. Ve hatırlaması da oldukça kolay. Bu mesela dağ karakteri, dağ demek yani. Antik Çin'den günümüze şu şekilde gelmiş. Bu en sevdiğim karakterlerden bir tanesi ağaç karakteri. Görüyorsunuz ağacın içinde resmedildiğinde gerçekten ağacın gövdesine benziyor. Bu iki karakterden yan yana koyunca koru manasına geliyor. İki altta bir üste olunca ise orman manasına geliyor. Mantıklı değil mi? Bu karakter çatı karakteri. Genelde bu karakter tek başına kullanılmıyor. Başka karakterlerin üstüne gelerek farklı bir mana üretiyor. Bu karakter ise antik Çince'de domuz karakteri. Şu an kullanılan bir karakter değil. Antik Çin'de hemen hemen her evde, bahçede domuz beslenildiği için ve bu hayatlarının bir parçası olduğu için her çatının altında bir domuz vardır ve bu da bizim evimizi temsil eder diyerekten bu karakter ev manasına gelmiş. Yani ev bir şekilde yuva manasında. Bu mesela gördüğünüz gibi yağmur damlalarına benziyor, yağmur karakteri. Yani bu tarz bir örnekleri çoğaltabiliriz. Ama tabii ki de her karakter günlük hayattan yansıma değil. Atıyorum pahalı kelimesini yansıtamazsınız veya ucuz kelimesini veya politika dediğinizde bunu resmedemezsiniz. Ama Çince'de birçok karakterin başına İngilizce radical denilen şu köklerden geliyor ve bu kökler size karakterin aşağı yukarı neyle ilgili olduğu hakkında bilgi veriyor. Mesela az önce size ağız karakterini göstermiştim. Bu yemek yemek demek. Görüyorsunuz burada sıkıştırılmış bir ağız şekli var. Bunlar mesela çığlık atmak veya seslenmek manasına geliyor. Yine görüyorsunuz sol tarafında ağız karakteri var. Fark ettiyseniz az önceki ağız karakterine oranla bayağı sıkıştırılmış ve daraltılmış bir şekilde. Bunun sebebi ise Çince'de bütün karakterlerin aynı genişliğe sahip olması. Yani birkaç farklı kökten daha oluşmuş olsaydı biraz daha sıkışmış olacaktı. Yani yazdığınızda elle yazarken veya bilgisayar ortamında veya telefonda yazarken bütün karakterlerin aynı genişliğe sahip olması gerekiyor. O yüzden en baştakini veya üstündekini sıkıştırıyorlar veya alttakini. Mesela şu radical veya kök gerçekten dikkatli baktığınızda sıçramış suya benzetiyorsunuz değil mi sizde? Şu mesela yıkamak demek. Görüyorsunuz sol tarafında yine bu sıçramış su karakteri var. Yani sıçramış su kökü var. O yüzden suyla alakalı bir eylem olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şu mesela göl demek. Bu nehir demek. Bu deniz demek. Görüyorsunuz hepsinde su karakteri var. Yani su kökü var. Ama her karakter böyle bir kökten oluşmuyor maalesef. Bu karakterlerle alakalı bir diğer önemli nokta ise bu karakterlerin bir yazma sırası var. Yani bu İngilizce'deki stroke denilen olay, bu çizgilerin her biri yukarıdan aşağıya soldan sağa şeklinde yazılmak zorunda. O yüzden el yazısını öğreniyorsanız buna dikkat ederek öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl akıllarında tutuyorlar? Çin'de çocuklar çok küçük yaşlardan beri bunu öğrenmeye başlıyorlar. Yani ilkokulda falan öğrenmeye başlıyorlar. Burada mesela arkadaşımdan rica ettim basit bir cümle Çince yazması için el yazısını görmeniz açısından. Görüyorsunuz önce yukarıdan aşağıya sonra soldan sağa şeklinde. Burada mesela ben La Pang'ın arkadaşıyım yazdı. La Pang benim Çince ismim bu arada. İkinci cümle ismim Lin. Bir sonra ben istemek, sevmek ya da oynamak basketbol. Yani basketbol oynamayı seviyorum. Son cümle ise ben bugün istemek, gitmek, almak bir şey. Yani alışverişe gitmek istiyorum.
Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Çin hükümeti 1950'lerin sonunda bir reform yapıp bu karakterlerin çoğunu basitleştirme yoluna gidiyor. Bazen mesela sözlüklerde görürsünüz basitleştirilmiş ve geleneksel Çince diye. Bu basitleştirilmiş Çince denilen olay ise çok fazla çizgiye yani stroke'a sahip olan karakterlerin bazılarını indirgenerek biraz daha basit hale gelmesi. Tabii bize her türlü zaten zor karışık geliyor da ama onlar için biraz daha kolay olmuş oluyor bu olay. Mesela burada 3 örnek buldum. At karakteri, sevmek ve makarna. Görüyorsunuz ilk başta şu şekilde resmedilmişler. Geleneksel şekilde. Çok daha fazla çizgi var, daha karışık. Daha sonra basitleştirildikten sonra bu hale almış. Yani gördüğünüz gibi biraz daha basit hale gelmiş. Yani çalışması, ezberlemesi biraz daha basit bir hale gelmiş. Şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nde basitleştirilmiş karakterler kullanılıyor. Hong Kong'da ve Tayvan'da geleneksel karakterler kullanılıyor. Bunun sebebini sorarsanız bu çok uzun bir konu maalesef. Bunun için ayrı bir video çekmem gerekiyor. Ama çok talep olursa bununla alakalı bir video çekebilirim. Evet, ikinci önemli nokta Çince'de toplam 409 ses var. Yani 409 heceden oluşuyor bütün dil. Bakın fark ettiyseniz hece dedim, kelime demedim. Yani 409 sesten oluşuyor ve bu gerçekten Çince öğrenirken yaşadığım, yani benim şahsen yaşadığım en büyük zorluklardan bir tanesi. Birçok yabancı da aynı zorluğu yaşıyor. Çünkü biliyorsunuz 409 ses gerçekten çok kısıtlı. Yani sayı olarak çok az olduğu için bütün dil, yani karşınıza çıkan bütün kelimeler bu 409 sesin birbirleriyle kombinasyondan oluşuyor ve farklı tonlarından oluşuyor. O yüzden birbirine çok benzer kelime var. Ve bu da anlamayı çok zor hale getiriyor. Yani gerçekten öğrenirken bazen sinir oluyorsunuz. Diyorsunuz ki yani neden bu kadar zor olmak zorunda? Mesela bir örnek vereyim. Türkçe'de cümle kurarken, bakın Türkçe'de cümle kurarken bütün heceler Türkçe'de cümle kurarken her biri farklı sesler değil mi? Yani mesela sadece Türkçe'de derken de cümle derken de karşınızdaki sizin ne demek istediğinizi anlıyor. Ama Çince'de böyle değil. Bu heceler birbirine çok benzediği için anlaması çok zor. Mesela şu karakter Tuo. Oturmak demek, şu ise tu, yapmak demek. Tamamen aynı telaffuz, yani okurken ne olduğunu anlıyorsunuz. Ama duyduğunuzda eğer bir bütün içinde değilse, bir cümle içinde değilse anlamanız güç. Ya da ne demek istediğini anlayamıyorsunuz. Yani birbirine çok benzer veya çok yakın sesler var. Size basit bir cümle örnek vereyim. Mesela diyorsunuz ki, havaalanına taksiyle gidiyorum Türkçe. İşte, I take a taxi to the airport. Ya da, if I meet them taxi to flughafen. Ya da İspanyolca mesela, tomo el taxi al aeropuerto. Ama Çince, 我坐出租车去机场. Şimdi Translate ablamızı dinleyelim. 我坐出租车去机场. Gördüğünüz gibi 坐出租车去机场. Yani o kadar çok benziyor ki bu sesler birbirine. Tabii Çin sesinde bu kadar yavaş konuşmadığı için anlaması gerçekten çok zor hale geliyor. Bir de bu cümleyi mesela birinin size çok hızlı bir şekilde bir olayı anlatırken arada söylediğini düşünün. Bir diğer konumuz Çince tonlara sahip bir dil. Hep duyarsınız mesela işte ikinci ton, üçüncü ton falan diye. Çince'de dört ton var. Düz giden, yukarı çıkan, aşağı yukarı giden, aşağı inen ve nötr ton. Beşinci ton eğer sayacak olursak. Ve bütün dil, bütün kelimeler az önce bahsettiğim gibi bu tonlardan oluşuyor. Mesela hemen bir örnek vereyim. Mesela ma, birinci ton mesela düz gidiyor, anne demek. Ya da mama, anne. Ama ma, at demek. Bakın ma. Biraz abartıyorum şu an sesi daha iyi anlamanız için. Aşağıya inip, yani ton aşağıya inip yukarı çıkıyor tekrardan. Ma. Bu ise at demek. O yüzden eğer bir kontekst denilen, İngilizce'de biliyorsunuz kontekst deniyor buna. Yani bu kullandığınız kelime bir bütün içerisinde değilse anlamanız gerçekten imkansız. Mesela şu cümleye bakın. Cışı vodu ma. Bu benim annem. Şu ise cışı vodu ma. Bu benim atım. Görüyorsunuz. Yani farklı resmediliyor. Ama sadece bu cümleyi duyduğunuzda ve tonu yanlış telaffuz ettiğinizde karşınızdaki sizi anlamayabilir. Ya da ne demek istediğinizi anlamayabilir. O yüzden tonlama çok önemli. Mesela ben Çince'nin içine girdikçe, ilerledikçe anlıyorum. Hani neden insanlar Çince'nin çok zor olduğunu söylüyor. Bence bu karakter dediğimiz olaylar onun bir püf noktası var zaten. Hani öğrendiğinizde, kavradığınızda bir şekilde hallediyorsunuz. Ama bence Çince'deki bu ton olayı dili en zor yapan öğelerden bir tanesi. Mesela Avrupa dillerini düşünün. Yani istediğiniz kadar farklı tonda söyleseniz bize sizi anlar insanlar. Ya da Türkçe'yi düşünün mesela. Biri geldi, bir yabancı geldi karşınıza. Dedi ki, bugün ekmek aldım dese bile onun bugün ekmek aldığını anlarsınız. Ya da mesela I took a taxi dedim ya. I took a taxi dese de anlarsınız ne demek istediğini ya da karşınızdaki anlar sizi. Ama Çince'de öyle değil maalesef. Tonu değiştirdiğinizde manada bambaşka bir şey olduğu için tamamen yanlış anlaşılabiliyorsunuz. O yüzden tonlama çok önemli. Az önce bahsettiğim konu birbirine çok yakın sesler olması. Şu mesela şu lao, şu öğretmen demek veya usta manasında.
şı, ikinci ton on demek mesela. Şı dediğinizde üçüncü ton, biraz abartıyorum tekrar, dışkı manasına geliyor. Yani hepsi şı ama farklı tonlar ve farklı karakterler tabii ki de. Yani okuyunca farklı olduklarını görüyorsunuz. Ama eğer tona dikkat etmezseniz, mesela on derken karşıdaki sizi dışkı dediğinizi düşünebilir. Ama bakın mesela bu da şı, bu da şı, bu da şı. Hepsi dördüncü ton. Aynı ses, aynı telaffuz ama farklı resmediliyor. O yüzden bir bütün içinde değilse karşınızdaki sizin sadece şı dediğinizde anlamayabiliyor. Mesela az önce söyledim. Lao şı öğretmen demek. Üçüncü ve birinci ton. Lao şı öğretmen. Ama çeng şı şehir demek. Şı şı denemek demek. O yüzden bütün içinde olması önemli. Bu tarz çok fazla daha örnek verebilirim. O kadar zor şeylerden bahsettim. Biraz da Çince'nin güzelliklerinden bahsedelim. Çince'de kolay olan olaylardan bir tanesi Çince'nin bir gramerinin olmaması. Yani şöyle kolay, fiil çekimi falan yok, çoğul yok, dişi eril yok. Yani dişi eril derken hani mesela Rusça'da değişir fiil bazen ya da sıfat cinsiyete göre. Çince'de böyle bir olay yok, çoğul yok. Dediğim gibi fiilleri zaten çekimlemiyorsunuz hiçbir şekilde. Ama belli başlı bir grameri olmadığı için çok fazla kural var ve bu kuralların hepsini bilmeniz gerekiyor. Mesela bugün okula gidiyorum, yarın okula gideceğim, dün okula gittim, önümüzdeki hafta okula gideceğim. Hepsinde fiil, yani ben, okul ve gitmek aynı. Sadece zamanı değiştiriyorsunuz. Zamanı değiştirdiğinizde ne demek istediğinizi anlıyorlar. Yani Türkçe'de şey gibi düşün. Ben gitmek okula bugün, ben gitmek okula yarın, ben gitmek okula dün. Zaman koyduğunuzda ne zaman gideceğinizi anlıyorlar. Yani bir fiil çekim bir şey olmadığı için aslında tam çevrildiğinde çok basit cümleler. Yani mesela örnek verecek olursak dilimize o çok süslü püslü çevrilen Confucius'un sözleri aslında tam Türkçe çevirdiğinizde, tam manasına çevirdiğinizde çok basit kalıyor. Çünkü yan yana karakterlerin dizilimiyle oluşmuş cümleler. Ama biz onu daha böyle şiirsel, daha edebi hale getiriyoruz. Şimdi gramer yok dedim ama şunun böyle bir dezavantajı var. Belli başlı bir gramer kuralı olmadığı için ve çekimleme olmadığı için karşınızdakinin sizi iyi anlaması için cümleyi gerçekten doğru kurmanız gerekiyor. Mesela şey diyeceksiniz. Bugün dün buluştuğum arkadaşımla kahve içiyorum. Şimdi Çince'de çekim olmadığı için buluştum diyemiyorsunuz. İçiyorum diyemiyorsunuz. İçmek, buluşmak. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman cümleyi nasıl kuracağım? Şöyle kuruyorsunuz mesela. Yani tam çevirisi ben bugün birlikte dün tanışmak, arkadaş, içmek, kahve. Tam çevirdiğinizde gerçekten böyle bir manası var. Ama bunu düzgün kurduğunuzda karşınızdaki anlıyor sizin ne dediğinizi. Bu mesela sürekli duyduğumuz kelime vardır ya. Ni hao ma, işte nasılsın? Ni sen, hao iyi demek. Ma ise bizdeki mı mi gibi soru eki. Ni hao ma, yani tam çevirisi sen iyi mi? Mesela wo ai ni, ben sevmek sen, ni ai wo, sen sevmek ben. Ni ai wo ma, sen sevmek ben mi? Ya da tam tersi. Ya da mesela 我去饭店, 你去饭店, 他去饭店. İşte ben restorana gidiyorum, sen restorana gidiyorsun vesaire. Ama az önce verdiğim örnekteki gibi cümle uzadıkça, daha fazla bilgi gerektirdikçe daha komplike hale geliyor. Bir de diğer bir kolaylığı, hani az önce bahsettim ya, dil toplam 409 heceden oluşuyor diye. Mesela az önce kullandığım kelime 饭店, restoran demek, ama ayırdığınızda 饭, yemek veya pirinç, diyen ise mağaza manasına geliyor. Yani bir nevi yemek mağazası, yemek dükkanı, restoran manasına geliyor. Mesela diyen nao, bilgisayar demek. Diyen elektrikli, nao ise beyin. Yani elektrikli beyin, bilgisayar. Ya da mesela diyen kua. Görüyorsunuz diyen aynı, elektrikli. Kua ise konuşmak demek. Elektrikli konuşmak ne? Telefon. Ya da mesela diyen yin. Diyen elektrikli, yin ise gölge. Elektrikli gölge, film. Mesela feiqi, uçan bir alet, uçak. Shouqi, el aleti, yani cep telefonu. İlk başta şu karakteri öğrenmiştik, da, yani büyük karakteri. Mesela xue ise çalışmak veya öğrenmek demek. Da xue, yani büyük çalışmak, üniversite. Xiao xue, küçük çalışmak, küçük karakteri, ilkokul ya da okul. Olaya bu tarz bakınca biraz daha eğlenceli hale gelebiliyor tabii ki de. Diğer bir nokta ise, şimdi aranızda belki merak edenler olabilir. Bu insanlar bilgisayarda veya cep telefonunda nasıl yazıyorlar diye. Hükümet 1950'lerin sonunda Zhou Yuguang isimli dil bilimci tarafından üretilen pinyin sistemine onay veriyor. Bu şahıs Çin'in en ünlü dil bilimcilerinden bir tanesi ve en yaşlı insanlarından bir tanesiymiş. Ve yaklaşık 3 sene önce vefat ediyor kendisi.
Pi'nin ise Çin karakterlerinin Latin alfabesine dökülmüş hali. Yabancılar için çok kullanışlı, öğrenmesi çok daha kolay tabii ki de. Sonuçta aşinayız biz bu ABC olayına. Ve genelde yazı yazarken internet ortamında bu sistem kullanılıyor. Yani ben bu sistemi kullanıyorum. Farklı sistemler de mevcut. Genelde diyorum çünkü dediğim gibi Tayvan'da geleneksel Çince kullanıldığı için onlar Pi'nin sistemi değil, onlar farklı bir sistem kullanıyorlar. Mesela burada bir örnek vereyim. Ben Türk'üm yazacaksınız. Wo shi Tuarqi ren. Mesela wo yazdığınızda ben hemen wo karakteri görüyorsunuz. Burada ortaya çıkıyor. Shi dediğinizde mesela az önce de bahsettiğim gibi çok fazla shi var. Siz uygun olanı seçiyorsunuz. Ama cep telefonları genelde zaten en sık kullanılanları karşınıza çıkarıyor. Tuarqi yazınca görüyorsunuz direkt Türk bayrağı çıktı. Bu sanırım sadece iPhone'a özgü bir özellik. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Böyle yazıyorsunuz. Bilgisayarda da aynı şekilde. Yani o karaktere tekabül eden harfleri yazdığınızda size sistem hangi karakter olduğunu gösteriyor. Siz de uygun olanı seçip yazıyorsunuz. Evet, Çince ile alakalı aklıma gelen en önemli şeyler bunlardı. Sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Bana mesaj atın. Çince ile alakalı daha çok bahsetmem gereken şey varsa belki yeni bir video çekebilirim veya sizlerden gelen talep doğrultusunda. Ama gözünüz korkmasın, gerçekten her dili öğrenmek mümkün. Çince de gayet öğrenebilirsiniz. Yeter ki isteğin, motivasyonunuz yüksek olsun. Ben sadece kafanızda az çok şekillensin istedim. Hatta ilginizi çektiyse hemen başlayın derim. Bence Çince öğrenmek beyni meşgul etmek adına çok güzel bir alıştırma. Öyle. Bir sonraki videomda görüşürüz. Ta-çen. See you.